Evet, yeni bir videoda daha beraberiz. Bugün size değişik bir konu gündeme getireceğiz. Çubuklarla tünel nasıl bulunur veya çubuklar tünel bulduğu zaman nasıl işaretle bulunur? Onu hep beraber izleyeceğiz. Bu arada dediğim gibi çubuklarımı tornada yaptırdım. Diş açtırdık kendisine. Ve artık bu tür bu şekilde söküp takılabilir hale getirdik. Şimdi bir de bazıları diyordu ki işte çubuklar beyinden etkileniyor. Şimdi beyinden etkilenmesin diye eldivenimiz de var. Bir statik eldiven. Elektrik geçirmez. Hatta elektrikçiler kullandığı bir eldiven. Şimdi artık beyinden etkilenmediğini hep beraber göreceğiz. Bir de tünel nasıl bulunur? Çubuklar tünel üzerine geldiği zaman ne yapar? Bununla ilgili bilgi vereceğiz. Şimdi çubukları tutuyoruz. Çubuklar kendisine şu anda boşluk, altın, metal artık ne varsa onu arıyor. Ve şu anda bir boşluk buldu veya herhangi bir metal buldu. Şimdi hareket ediyoruz bulduğu yöne doğru. Evet. Boşluk yaptı. Biraz ilerledik, kapattı. Yani şuralarda kapattı. Biraz ileri gidiyoruz. Boşluk veriyor. Ve ilerlediğimiz zaman tekrar kapanıyor. Şimdi demek ki bu altta bir boşluk var ama ne boşluğu var? Onu hep beraber görelim, bulalım. Şimdi tekrar geliyorum ben aynı yere. Çubuklar kapanıyor. Kapandı. Şurada biraz ilerlediğim zaman boşluk verdi. Bu kadar küçük bir boşluk ne olabilir acaba? Şimdi çubukların eksenini hiç değiştirmeden kendi etrafımızda döndüğümüz zaman bakın çubuklar kendi sağdaki sağ, soldaki sola açıldı. Ne diyor şimdi bu? Altta bir tünel var diyor. Yani ileriye ve geriye ilerleyen bir tünel var. Peki biz buradan üstünden bir çekilelim sola doğru. Ne yapacak? Biz uzaklaştıkça çubuklar yön verdi bu defa. Yani çıktın dedi tünelin üstünden. Tekrar gidiyoruz. Tekrar açtı. Bu bendeki tünel işareti. Yani bazı insanlarda farklı olabilir. Her insana göre çubuğun şekli şeyi değişebilir. Verdiği tepki. Mesela bazı insanlarda şu şekilde boşluk tepkisi veriyor. Boşluğa geldim diyor mesela. Ama bende çarpı yapıyor. Şimdi ilerliyoruz. Çubuklar açık bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. İlerledi, ilerledi. Biraz rotayı değiştireyim. Rotayı değiştirdim mesela. Hop. Burada diyor. Yani çıktın dedi tünelin üstünde. Tünele tekrar girdik. Ve yine devam ediyor. Şimdi burada anlatmak istediğim şey şu. Tabii istersen Ramazan göster. Altta bir 15'lik boru var galiba. 15 santim çapında ya olur ya olmaz. 50'lik. Bu 50'lik mi? 50'likmiş arkadaşlar. Ben boru konusunda pek bilgim yok. Toprağın altında gömülü boruya bu şekilde bir tepki veriyor işte. Yani sizin boruyu bir yere kadar bir şekilde bulabilirsiniz rahatlıkla. Tünelde çubukların verdiği tepki bu. Tabii ki normal bir tünel olsa en az 60 santim genişliğinde olması lazım ki bir insan ilerleyebilsin içerisinde. Bu çok küçük bir şey. O yüzden çubuğun verdiği tepkiyi şimdi gördük. Evet, bu şekilde siz dilediğiniz kadar ilerleyerek şey bulabilirsiniz. Tünelin nereye gittiğini, odaya mı bağlanıyor, nereye bağlanıyor onu rahatlıkla bulabilirsiniz. Bir de dediğim gibi eldivenler var, öyle beyinden falan etkilenmiyor artık. Demek ki çubuklar bir şey bulabiliyormuş. Yeni bir videoda daha tekrar görüşmek üzere ama bu son tünel videomuz olmayabilir çünkü ben bir yerde daha
bir tünelde arama çalışması yapacağım. Tuz tüneli varmış. Umarım oraya gidebiliriz. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Yeni videoda hep beraber olalım. Çok güzel. Bazen doğada bulunan değişik şeyleri de kaydetmeyi ve size göstermeyi istiyorum açıkçası. O yüzden bugün size başka bir şey göstereceğim de. Yani burası böyle taşlık bir yer. Bir de eskiden Ermenilerin bol yaşadığı bir bölge. O yüzden burası define açısından zengin olabilir. Mesela şöyle taş var. Biraz oyulmuş gibi gözüküyor ama tabii altta kalmış. Bunlar herhalde dereyi düzeltmek için taşları Beko veya onun gibi makina kenara dizmiş. Şimdi size burada tabii göstereceğim şey asıl o değildi. Asıl göstereceğim şey buydu. Doğal değişik bir ortam. Ağacı görüyorsunuz. Bu kaya, bu da gövdesi. Yani neredeyse kaya gövdeyi, daha doğrusu gövde kayayı içine almaya başlamış. Şöyle görüyorsanız, yakından net görün kayayla ağaç arasındaki farkı. Sanki bu taşta küçük bir işlem görmüş gibi ama. Yani şöyle kesilmiş gibi. Bazen video aralarına bunları sıkıştırabilirim. Veya sonlarına. Şöyle görüyorsanız bakın ağaç tamamen taşı içine almaya başlamış. Burada bir kavak ağacı, bir kavak türü. Şuradan da daha net görebilirsiniz. Şurada da mesela görebiliyorsanız, daha doğrusu biraz gölge edeyim. Şöyle şu ağacın gövdesi, şu taş. Tamamen içine kaplamış gibi. Güneş karşıdan vurduğu için iyi görünmüyor ama şu bir çatlak. İşaret midir dedim ama değil. Böyle işlenmiş herhangi bir taş gözükmüyor. Evet. Bir de şuraya bakalım. Zaten bu taşları birçoğunu Beko yerlerinden oynatmış galiba. O tabii ki ağacın içine aldıkları hariç. Kenarıya dizmiş. Çünkü böyle bir dizilme olması zor. Yalnızca şu kaya biraz işlem görmüş gibi. Evet, size biraz güzellik, biraz yeşillik göstereyim. Evet.